TV8 ekranlarından 8'e sağlıktan hepinize selamlar efendim. Ve şimdi konuğumuz ortodonti uzmanı Meltem Mutlugüler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Neredeyiz? Teşekkür ederiz. Evet, ortodonti olunca tabii konumuz diş, dişlerin güzelliği ile ilgili konuşacağız. Diş çapraşıklarının genel sağlık açısından ne gibi sonuçları vardır? Dişler çapraşık bir şekilde dizildiğinde diş fırçası dişin tüm yüzeylerini etkili bir şekilde temizleyemiyor. Bu da diş çapraşıklığı ile birlikte diş eti problemleri, dişlerin ara yüzlerinde çürük oluşumlarına sebep olabiliyor. Diş eti kanamaları oluşabiliyor. Bunun haricinde dişler çapraşık olarak dizildiği vakit çiğneme ilişkileri de düzgün olmuyor. Düzgün kapanışa gelemiyor dişler. Bu da çene eklemi problemleri, çiğneme ile ilgili bir takım problemlere sebep olabiliyor. Genellikle hastalar çene ekleminde ağrı ya da benzer şikayetlerle kliniğe başvurabiliyorlar. Peki, ortodontik tedavi alanında ne gibi gelişmeler var? Eskiden ortodonti denildiği zaman akla sadece diş teli geliyordu. Evet. Hastalar eğer ortodontik tedavi görmek istiyorlarsa tek seçenekleri diş teli oluyordu. Fakat bu durum değişti. Artık teknolojinin de gelişimiyle birlikte telsiz ortodonti tedavileri de mevcut. Diş teli yerine şeffaf plaklar kullanarak da dişleri düzgün bir biçimde dizebiliyoruz. Bir diğer yenilik de artık 3 boyutlu tarayıcılar bizim de kliniklerimize girmiş durumdalar. Hastalar ilk muayenelerinde 3 boyutlu tarayıcılar sayesinde dişlerinin tedavi bitimindeki dizilimini görebiliyorlar. Ne güzel. Bu da hastaya yani çok ciddi oranda bir güven veriyor. Tedavinin sonunda dişlerinin nasıl görüneceğini tedavinin başında görebiliyorlar. Peki şeffaf plak tedavisi nedir? Avantajları nelerdir? Şeffaf plak tedavisi, ortodonti tedavisinin diş teli yerine şeffaf plaklar kullanılarak yapıldığı telsiz ortodonti tedavisidir. Diş eti sınırında bu plaklar biter. Hasta rahatlıkla çıkartabilir, konuşmayı etkilemez. Oldukça esnek plaklardır. En büyük avantajı tel tedavisine göre bakıldığında, tel tedavisinde belli kısıtlamalar vardır yeme içmede. Özellikle sert gıdalardan tedavi boyunca uzak durmak gerekir. Fakat şeffaf plaklarda böyle bir durum söz konusu değil. Hastalar plaklarını çıkartarak rahatlıkla yiyip içebilirler. Bir diğer avantajı da şudur, özel bir gün olduğunda, düğün, nişan, mezuniyet, bir fotoğraf çekimi var, özel bir programı var hastanın, o gün tedaviye ara verebilir. Ertesi gün plaklarını takarak tedaviye aynı devam eder. Diş telinde böyle bir şansları yok. Peki herkes şeffaf plak yaptırabilir mi ya da yaş aralığı nedir bunun? İlk nesil şeffaf plaklar sadece yetişkinler içinde açıkçası. Fakat günümüzde artık çocuklara da şeffaf plak tedavisi uygulayabiliyoruz. Süt dişlenme de olsun, karma dişlenme de olsun herkes ortodontik tedavisini şeffaf plaklarla rahatlıkla yaptırabilir. Evet. Peki bu şeffaf plakları ne kadar süreyle takmak gerekiyor? Tabii dişin durumuna da bağlı, ağız yapısına da bağlı bilmiyoruz ama. Yani aslında şöyle düşünmek lazım. Şeffaf plaklar da diş teli gibi. Nasıl ki biz diş tellerini dişlere takıyoruz ve tedavi boyunca kalıyorsa şeffaf plakların da hep ağızda olması gerekiyor. Yemek yerken çıkartıyor hasta. Onun haricinde sürekli ağızda olması lazım. Bu da günde 20-22 saate denk geliyor. Genellikle hastalara bu şekilde söylüyoruz. Evet. Peki, çok merak edilen bir soru soracağım. Genelde diş deyince ilk akla gelen ağrı oluyor. Hani ağrılı işlemler. Şeffaf plakta ağrı var mı? Şeffaf plaklar oldukça esnek yapıda materyallerdir. Hasta rahatlıkla takıp çıkartabilir. İlk takıldığında 1-2 gün hafif baskı hissedebiliyor hastalar. Fakat genel anlamda ağrılı bir tedavi değildir. Şeffaf plak tedavisi süresince kontroller ne kadar sıklıkla yapılıyor? Şimdi ortodonti tedavilerinde biz genellikle ayda bir hastaları görmek isteriz. Fakat şeffaf plak tedavilerinde süreyi 6-8 haftaya kadar uzatabiliyoruz. Hatta hastanın programına göre daha da uzatma imkanımız olabiliyor. O yüzden de şehir dışından gelen hastalar, yurt dışından gelen hastalar için oldukça güzel bir seçenek. Çok avantajlı. Peki normal diş teli
iğne mi yoksa şeffaf plak iğne mi tedavi daha kısa sürüyor? Şimdi burada açıkçası vakadan vakaya değişebiliyor bu durum. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tel tedavisi için öngörülen tedavi süresi neyse şeffaf plaklarla da hemen hemen aynıdır. Hmm. Hatta bazı vakalarda şeffaf plaklarla tedavi daha bile hızlı sonuç verebilir. Şimdi uzun bir sorum var. Onu okuyarak sormak istiyorum. Şeffaf plak tedavisi boyunca estetik açıdan kötü bir görüntü oluyor mu? Klasik diş dili tedavisinde hastalar kötü görünümden çok şikayetçi oluyorlar. Evet. Bu yönüyle şeffaf plak tedavisiyle karşılaştırabilir miyiz? Şimdi şeffaf plaklar dışarıdan neredeyse hiç gözükmeyen plaklar. Hmm. Hatta hastalar bize bu şekilde söyleyebiliyorlar. Yani biz tedaviye başladık ama işte kimse görmüyor, kimse fark etmiyor. Etraflarındaki birçok kişi plaklarla tedavi olduğunun farkına varmıyor. Bu nedenle de ortodonti tedavisinden, özellikle diş telinden estetik kaygılar sebebiyle kaçınan hastalar varsa şeffaf plaklar oldukça güzel bir çözüm olarak sunulabiliyor hastalara. Peki hocam, şeffaf plak kullanımı zor mudur ya da bakımı zor mudur? Biraz bunlardan bahsedelim mi? Burada biraz diş teliyle de karşılaştırarak anlatmak isterim size. Lütfen. Diş telinde bakıma biraz zahmetlidir. Normal dişleri fırçalamak yeterli gelmez. Dişlerin arasını da güzel bir şekilde arayüz fırçalarıyla temizlemek gerekir. Diş tellerini de çok düzgün bir şekilde temizlemek gerekir. Normalde diş fırçalama için 2 dakika süre ayırıyorsak diş tellerini de bu 4-5 dakikaya kadar çıkabiliyor. Evet. Fakat şeffaf plaklarda böyle bir durum söz konusu değil. Hasta plaklarını çıkartıp normal dişlerini fırçalıyor. Şeffaf plaklarını da ılık bir suyun altında diş fırçasıyla temizlemesi yeterli. Ayrıca tedavi başında bir takım temizleme kristalleri veriyoruz hastalara. O temizleme kristallerini de kullanabilirler. O şekilde de bakımını yapabilirler rahatlıkla. Bir şey merak ediyorum. Şahsi bir soru bu. Gece yatarken çıkarabilirler mi? 20 saat, 22 saat demiştiniz. Evet, yani şöyle düşünmek lazım. Tıpkı diş teli gibi. Nasıl ki tel tedavisinde diş telleri hep ağızdaysa şeffaf plakta tel görevi görüyor bu tedavide. Aynı mantıkla hep ağızda olması gerekiyor. Sadece yemek yerken çıkarttırıyoruz hastalara. Bu da aslında tedavinin bir avantajı. Hmm. Çünkü tel tedavisinde evet, yani yemek yemek birazcık sıkıntı. Aralara sürekli dolabiliyor. Hmm. Sert gıdalardan kaçınmak gerekiyor. Telleri, braketleri zedeleyebiliyor, kırabiliyor. Şeffaf plaklarda çıkarttığı için hasta beslenme rutinine aynı şekilde devam ediyor. Onun haricinde ama geceleri de sürekli ağızda kalmalı. Mecbur kalmadıkça çıkarmıyoruz. Aynen öyle. Günde 20 saat takmakta fayda var etki göstermesi için. Peki COVID-19 malum tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de biz de hep sizin gibi değerli hekimlerimiz sayesinde bundan hatırlatmalar yapıyoruz. Çünkü insanlar tedavilerini veya işte ağrılarını ihmal ediyorlar. Niye? İşte COVID-19 vardı. Halbuki diş klinikleri, muayenehaneler eskiden olduğu gibi bugün de aynı konforda, aynı sterilizasyonda. Yani maskesiz de her daim vardı. Kesinlikle. Yani yeni olan bir şey değil. Biraz bunlardan bahsedelim. Çünkü COVID-19'da insanlar çok ihmal ettiler. Ağız sağlığını çok korktular. Haklı olarak hepimizde bu oluştu. Biraz bunlardan bahsedelim mi? Evet. Çok doğru bir şey söylediniz. Yani bizim bu sterilizasyon kurallarımız COVID-19'dan önce de vardı. Evet. Otoklavlar, her yerin dezenfeksiyonu, bunları zaten yapıyordu. Maskeler de vardı. Bir tek N95 maskelerine bir geçiş oldu farklılık olarak. Onun haricinde COVID-19'un nefes yoluyla bulaştığını artık çok net hepimiz biliyoruz. Ağız ortamı, ağız mukozası, tükürü, bunlar virüsün barındığı ortamlar. O yüzden ne kadar hijyenik olursa ağız içerisi o kadar hastalar için iyi. Burada da normal rutin zaten sürekli söylediğimiz şey günde minimum 2 dakika, 2 sefer dişleri fırçalamak, diş aralarını diş ipi ya da arayüz fırçaları ile kullanmak oldukça önemli. Ortodonti hastalarına gelecek olursak COVID-19 sürecinde seanslarını ihmal etmemeliler. Özellikle tel tedavisi gören hastalar bu dönemde sert gıdalara biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü kopma kırılma yaşarlarsa tedavi sürelerinde uzamalar da ona bağlı olarak olabilir.
Şeffaf plak tedavisi gören hastalar bir miktar daha rahat geçirebilirler bu süreyi. Bunları söyleyebilirim bununla ilgili. Yani şeffaf plak tedavisi gören ve telf tedavisi gören arasında doğru mu anladım orayı? O yüzden sormak istiyorum. Covid-19'a yakalanma durumunda daha mı Şenol Bey şöyle oluyor. Tel tedavisinde biz hastaları her ay düzenli olarak görüyoruz ve tedavinin ilerlemesi için bizim bir takım aktivasyonlar yapmamız lazım. Teli çıkartmamız lazım, bir takım değişiklikler yapmamız lazım. Şeffaf plaklarda hastanın tedavisi tedavi başından belli. Örneğin hastamız 50 plak kullanacaksa biz bunu tedavi başından söylüyoruz ve hasta 10 günde bir plaklarını değiştiriyor. Yetişkin hastalar için anlatıyorum. Bu durumda eğer ki gelemezse kliniğe biz onun plaklarını bir şekilde ona gönderebiliyoruz, ulaştırabiliyoruz. Yani inanılmaz konforlu bir şey aslında. Evet, tedavisine devam edebiliyor. Online seanslarla da tedavisini ilerletebiliyoruz. Özellikle pandeminin başında bir süre online olarak yaptık seanslarımızı. Şimdi de eğer klinikte bir uygulama gerekmiyorsa hastanın tercihine göre isterse online olarak da görüşme sağlanabilir. İlk muayene randevularında ya da konsültasyon randevularını da online olarak yürütebiliriz hastalarla. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli bilgiler için gerçekten. Rica ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, TV8 ekranlarında 8'de sağlıkta konuğumuz ortodonti uzmanı Sayın Meltem Mutlu Güler'di. Neler konuştuk? Özellikle diş plaklarının ne kadar avantajlı olduğunu, çok da konforlu olduğunu herkese de tavsiye ediyoruz buradan. Bizden ayrılmayın. Bizimle kalın.